Melida! Melida! Güllü Melida! Ana karışma sen! Güllü Melida! Melida! Melida Güllü! Kıyamet koptu. Zebil oldu Zehra. Baktı ki hanımı tutamıyor. Kendi de ardından peşi sıra gitti. Nereden bulacaksa. Demek ki Hamza'nın yerini biliyor anası. Sen ne diyorsun Reşit? Bağa bak. Reşit değil. Reşit ağa. Hem benim kocam sen askerlik arkadaşın mı? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık ya. Şayet diyor, Hamza'yı Zihra sakladıysa. Ana işte. Katilin de anası olsa ana. Kız, biz de dedik ya, acısından acık üşüttü dedik. Baksın ki niye gülüyormuş. He, demek ki ölmemiş Hamza kız. Yahu, bu Hamza, Muzaffer ne diye öldürsün ki? Benim bildiğim Hamza'nın kuş kadar aklı yok. Ha, tam üstüne bastın Yasin ha, çek ayağını. Bakalım Hamza kendi aklı fikriyle mi yaptı bu işi, değil mi? Ah, şu jandarma Hamza'yı bir sağ bulsa da, şu dosya bir daha baştan bir açılsa. Ah, ah. Nerede Hamza? Söylerdi nerede? Yolu tarif et. Söylemeyeceksen ne bindi otomobile? Bas bas bağırıp rezil mi edecektin bizim hali? Az daha kalsak Hamza'nın yaşadığını herkes öğrenecekti. Yemin ederim gözümü kırpmam vururum seni. Söyle hadi. Nerede? Eğer bizi yanlış yere götürüyorsan sana söylüyorum. Yolu tarif et. Nerede Hamza? Jandarmaya mı vereceğim? İnsan kardeşini ele verir mi? Verir. Katilse, hele hele kocasının katiliyse verir. Hatta oracıkta alır canını. Hadi, söyle. Nerede Hamza? Söyle. Hadi söyle. Toroslarda. Yaylada. Tekir yaylasında. Yerden başladık artık. Yavaş yavaş düzlüğe çıkacağız. Görürsün. Çalışmak sana iyi geliyor. Buna seviniyorum. Evin erkeği benim. Senin imkanlarınla daha ne kadar yaşayabilirdik ki? Bir de yarın bir gün çocuğumuz olursa eve ekmek getiremeyen baba evladının yüzüne nasıl bakar ki? Çocuğumuz olursa seninle gurur duyacak. İyi günler. Çiftliğe bir haber götürmüştük. Malumatınız var mı? Hayır. Hamza ölmemiş. Ölmemiş mi? Cesetten aldığımız parmak izleri Hamza'nınkiyle uyuşmuyor. Cesedin kimliğini de araştırıyoruz ama Hamza'nın ölmediği kesinleşti. Şimdi her yerde onu arıyoruz. Öyle sanıyorum ki bu haber kulağına gittiğinde korkudan köşeye sıkışacaktır. Hangi delikteyse yakalayacağız. Çok şaşırdım. Kendi imkanlarıyla kaçması imkansız. Mutlaka biri ona yardım etmiş olmalı. Merak etmeyin. Her türlü ihtimali araştırıyoruz. Sizi temin ederim ki abinizin katilini en kısa zamanda yakalayacağız.
İyi günler dilerim. İyi günler. Zekai Bey, jandarma komutanlığından geldiler. Sebebi neymiş? Muzaffer Bey'in katilini aramak için her yere giriyorlarmış. İyi de burası bir fabrika. Üstelik Muzaffer Bey'in fabrikası. Burada olabileceğini nasıl düşünürler? Fabrikaya aramayacaklarmış efendim. Hamza'yı tanıyan bazı arkadaşlarımda soruları olacakmış. Komutan Cemal'in ricasıymış. Müsaadenizi istiyorlar. Giriş çıkacak sağır bunun altından. Bana da öyle geliyor. Neydi Güllü'nün o hali? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun. Sağ olun. Bu aralar Hamza'yı buralarda gören var mı? Cenazesini kaldırdık ya. Tövbe, yaşıyor mu? Yaşıyor ya. Bak, Hamza'nın nerede olduğunu bilip, görüp söylemeyen varsa adalete o da hesap verecek ha. Komutanım, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Güllü abla Tomofili'yle buraya geldi. Silah doruyla aldı götürdü babasını. Komutan Cemal'in yanına gidiyoruz oğlum. Sanırım işin sonuna geliyoruz. Hadi kolay gelsin. Ne oluyor lan gene? Hukukatsız gününüz yok. Niye gelmiş jandarma? Seni arıyorlar. Çabuk kaç içeri. Niye beni arıyorlar? Nikahsız, nişansız, Pakize ablanın evine çöreklendin diye annemler seni şikayet etti. Bana bakın kız, tenekeli karıları. Dinliyorsunuz mu beni? Bak, burada Pakize'nin namusuna dil uzatanın dilini yemin ediyorum kendi elimle koparırım ha. Ne ben onun hanesine zorla girmişim, ne de elin günün diline düşecek bir şey yapmışık biz. Ayıp değil mi ya? Koskoca kadınlar utanmıyorsunuz, dedikodunuzu Sabi Sübyan'ın önünde yapıyorsunuz ya. Ya Ramazan abi şaka yaptım ya. Hamza abi ölmemiş. Jandarmalar ondan gelmişler. Ne diyorsun lan sen yürü kalk git. Herifi gömmediler mi o günleyin? Başkasını gömmüşler. Ne diyorsun lan? Ali sen çarşının şu tarafına bak. Ben de buraya bakacağım. Emredersiniz komutanım. Burada bekleyeceğim. Yarım saattir sürüyoruz. Gelmedik mi hala? Bu kadar daha gideceğiz. Bana bak. Sen beni doğru yola götürdüğünden emin misin? Benzinim bitiyor. Nasıl gideceğim? Bak ya söyle ya da. Elini vicdanına koy Güllü. Hamza senin canından can, kanından kan. Kurban olayım Hamza'yı teslim et. Yoksa sen de mi işin içindesin? Beraber mi planladınız bu zaferi vurmayı? Ha? Sizi çiftlikten kovdum diye intikam mı aldınız benden kocamı öldürerek? Babanı, kardeşini vur, hapse gir. Ben de bir başıma kalayım bu dünyada. Bırak şunu. Allah aşkına Güllü, baban öyle şey yapmaz. Karışma sen. Hamza'nın aklı ermez. Kesin sen de bu işin içindesin. Ben Allah'tan korkarım Güllü. Bu işle alakam yok. Ben de sordum ama
Demedi kimin yaptırdığını. Ne? Muzaffer'i biri mi öldürtmüş? Ne diyorsun sen? Kim? Söyle! Anne! Yemin ederim ben de bilmiyorum. Mektup söyle! Alıyorum. Söyle! Çabuk diyorum sana. Muzaffer'i biri mi öldürtmüş? Söyle çabuk Hamza'nın yerini. Yeter! Yemin ederim öldürürüm seni. Söyle! Kolay gelen olayım. Söyle Cemşir! Muzaffer'i kim öldürtmüş? Söyle! Ben de dedim ama demem dedi. Bilirsen sen de yanarsın dedi. Bu da evladın, bu da evladın. Karnında bebeciği var. Yazık değil mi? Derdi be boşturup duruyor cancağız. Yeter artık söyle. Hamza nerede? Belki cezası az alır. Orada. Az kaldı. Zaten tanımam etme. Peki, ilginize teşekkürler. İyi günler. Size de komutanım. Kimseden bir bilgiye ulaşamadık komutanım. Herkes yardım etmek istiyor ama kimse bir şey bilmiyor. Hadi devam edelim. Emredersiniz. İyi günler madam. Ah, bonjour monsieur. Madam. Ha, bonjour. Ah, hayırdır? Bir vukuat mı var? Yok, endişelenecek bir şey yok. Birini arıyoruz da. Muzaffer Bey'in katili Hamza hala hayatta. Onu gören bir bilen var mı diye araştırıyoruz. Sizin bir bilginiz var mı acaba? Ah, non. Hayır. Teşekkür ederim. Au revoir. Ah, monsieur, belki sizin için mühim değil ama kardeşi Serap Hanım benim müşterimdir. Biraz evvel kendinin otomobilini yayla yolunda gördüm. Sanki yol kenarına bırakılmış gibiydi. Sonra da Serap Hanım'ı uzaktan bir kadın ve bir erkekle yürürken gördüm. Teşekkürler. Bir de bir çoban... Bir yerde dur, soluklan. Sen kaldırsan da karnındaki kaldırmaz bunca yolu. Buraya kadar geldim. Geri dönmem artık. Dinle ananı istersen. Siz burada oturun. Ben Hamza'yı getireyim. Yok yok. İstemez. Üç adım sonra vazgeçersin sen yine. Götürür saklarsın oğlumu. Hatta beraber saklanırsınız. Onu bulana kadar vazgeçmeyeceğim. Son nefesime kadar. Hadi. Bayırda, yolun orada. Yolun orada mı? He. Ne işi var yolun orada? Ya
Keçiler yolu kapattıydı. Sonra bir tomofil geldi. İçinden bir kare indi. Ben de korktum. Bir tanıdık çıkar diye kaçtım. Yani sürüyü orada yolda bırakıp buraya kaçtın öyle mi? Allah cezanı vermesin. İşte bir gariplik var. Yürüyün gidiyoruz. Emredersin. Yaktın beni sayım. Haline bak. Yazık, günah sana. Başıma ne gelse yazıktan günahtan geldi ana. Şu Hamza'yı yakalayalım da bitsin bu iş. Ne de yaktın, kendini de yaktın. Bak. Bu adam da kim? Tanıyor musun yoksa? Serap Hanım, iyi misiniz? İyiyim. Bir aksilik mi var? Hamza yaylada saklanıyormuş. Neden bize haber vermediniz? Silahınız lütfen. Kanun kaçağı saklamanın suç olduğunu bilmiyor musun Cemişir? Kim bu adam? Asker arkadaşım. Hamza'yı ona emanet etmiştim. Ama benim oğlum olduğunu bilmiyor. Hiçbir günahı yok. Hangi ev? Kaçma, yoksa ateş etmek zorunda kalacağız. Hamza! Serap Hanım! İmam fabrikada çalışıyor dedi. Hesap kitap işleri işte. Anca bitirdim. Haberleri aldın mı? Ha? Hamza yakalanmış. Öyle mi? Ha, evet. Evet, arıyorlardı zaten. Hatta bugün buraya da uğradılar. Hamza'yı tanıyan birkaç işçiyle konuşacaklarmış. Nerede bulunmuş? Yaylada. Bir çobanın evinde. Babası ifadesinde oğlumu yaktılar. Birileri Hamza'yı kullandı demiş.
kimmiş peki? Babası bilmiyor. Hamza da ölsem adını vermem diyormuş. Ama er geç ortaya çıkar Zekai. Hamza adını vermeye bu kadar korktuğuna göre çok kudretli biri olmalı. Evet, çok şaşırtıcı değil mi? Hatta çok can sıkıcı. Söyle bakalım, kim seni azmettirir? Yok komutanım demem. Niye bu kadar korkuyorsun adını vermeye? Ya öldürür ha. Söylemezsen yaşayacak mısın Hamza? Muzaffer Bey'i vurduktan sonra onu tekrar gördün mü? Kimi? Muzaffer Bey'i öldürmeni isteyen kişiyi tabii ki. Onu daha önce tanır mıydın? Konuşsana lan! Kim bu adam? Adam kim? Muzaffer Dinç Aslan'ı indirmek için Hamza salağını tuttuğuna göre kaplamayın teki. Hamza'dan daha salak. Sanki bana Hamza hayatımda silah mı tutmuş? Birbirinden zalim iki tane evlat yetiştirmiş şu Cemşir namussuzu. Bir denesi dayımı indirdi. Öbürküsü de beni süründürüyor. Allah! Halide. Neyin var? Beni çiftliğe götürür müsün Kemal? Güllü ile konuşmak istiyorum. Muzaffer Bey'i vurduğun silahı nasıl temin ettin? Çiftliğe sık sık girip çıkar mıydın? Yok. Güllü bizi çiftliğe sokar mıydı sanıyorsun? Öyle bir iki defa gittik, hep uzaktan bakıyorduk. Muzaffer Bey'i vurmanı isteyen şahıs neden seni seçti Hamza? Karşılığında ne teklif etti? Yoksa Serap Hanım ve Muzaffer Bey'e husumetin mi vardı? Yok. Yok komutan. Güllü'yle biz oldum olası anlaşamazdık ama... neticede kardeşim... Öyleyse niye vurdun lan? Yok komutan. Yok. Husumetten vurmadım Muzaffer Bey. Eğer beni ipe gönderirseniz Güllü'ye değil mi? Yok, husumetten değil. Peki. Muzaffer Bey'i vurmanı isteyen şahıs kadın mıydı, erkek miydi? Ben kadın sözü dinleyecek adam mıyım komutan? Bak şimdi anlaşmaya başladık sana. 18 saattir buradayız Hamza. Sen konuşmazsan daha da burada kalacağız. Komutanım, çok uykum var ha. Benim de var Hamza. Artık yakalandın oğlum. Ömrünün bundan sonrasını mapushanede geçireceksin oğlum. Belki de ipe gideceksin lan. Dışarıdaki asıl suçluyu hangi korku sebebiyle saklıyorsun? Bir adam! Diyelim ki yakalandın. Ne diyeceksin?
kendim vurdum diyeceğim. Senin adını hiç söylemeyeceğim. Güzel. Peki, söylersen ne olacak? Söylersem anamın, babamın bir de Güllü'nün başı belaya girecek. Aferin. Çok güzel. Ama sözün söz değil mi, karşılığını vereceksin? Tut ki yakalandım. Konuştuğumuz parayı babama vereceksin değil mi? Sözüm söz Hamza. Sözüm söz. Sen hele şu işi bir hallet de. Yedi sülalene yetecek kadar param olacak. Tut ki yakalandım. Anama hep bakacaksın değil mi? Öyle dedin. Sözüm söz Hamza. Çok paran olacak Hamza. Çok paran olacak. Anne, ne yapıyorsun? Çarşıya gidiyorum. Birkaç parça bir şey alacağım. Fanila, don, çorap, üst baş. Hamza'ya götüreceğim. Seni anlıyorum Güllü. Ama sen de beni anla. Yakında sen de ana olacaksın. Açıklayayım, müsaade et, küs yapma. Tanışıyor muyuz? Günaydın bacım. Günaydın bacım. Amanın ne güzel, güle güle bulunan kız. Reşit almış. He, Gülizar. Bak hele, gördün mü, kocası almış. He, gördüm. Bağlım, senin herif de bunlardan takacak mı sana? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.